Arkadaşlar, gözlüklerim yok benim. Doblo trekkinglerin çoğu satılmış. Daha banttan inmeden çok az sayıda üretilmiş zaten. Üretilen de satılmış. Güç bela bulduk bir araç. Videosunu çektik. Şimdi bayiye giriş görüntüleri ve videoyu izleyeceksiniz. Keyifli seyirler. Evet, Doblo trekking şu an geldi bayiye. Biz de şimdi incelemesini yapacağız. İçeri alacaklar arabayı. Şu orada. İnceleme yapacağız. Lütfen. Biz de showroom'da inceleme yapacağız. Bakalım içeri alsınlar. İlk izlenim güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fiat Doblo Trekking'i inceleyeceğiz. Bu Doblo daha önce benim kanalımda incelemesini yaptığım bir Doblo'nun aynısı. D4 kasa diye geçen. Sadece yeni özel, Türkiye'ye özel üretilen Trekking versiyonu. Yeniden gün yüzüne çıkan Trekking versiyonu. Bu versiyona olan ek olan şeylerin yanı sıra Doblo'yu da genel olarak inceleyeceğiz. Şöyle ön tasarımla başlayalım. Önde halojen farlarımız var. Ön ızgaramızda normal versiyonlarda krom parça varken burada krom bir parça yok. Siyah, plastik bir parça var. Aşağı doğru indiğimizde arazi eklentileri var. Görüyorsunuz normal versiyon yanında mevcut. Burada ek olarak bu gri parça eklenmiş. Genel olarak ön tasarımı aynı diğer versiyonlarla benzer. Şu yana doğru geçelim ufaktan. Burada gam metal renginde alüminyum alaşımlı jantlar var. 195-60-16 ebadında Continental One Contact Four Season'la gelmiş. Yani 4 mevsimlik bir lastik. Yani 4 mevsim için güzel bir lastiktir ama ben mevsimlik lastik sevmem. O ayrı konu. Davlanmaz işlerinde yalıtımlar var ama süspansiyonun orada yalıtımı bayağı azaltmışlar. Yan taraftan devam edecek olursak burada piyano bilekli aynalarımız mevcut. Bu da trekking versiyonuna özel. Bu mistik gri renkle güzel bir uyum sağlamış bu siyah ve gam metal parçalar. Yanda geldiğimizde karartmalı camlarımız var. Altta trekking yazılı bir kapı çıtamız var. Diğer versiyondan farklı olarak. Arkaya doğru üst taraftaki tavan çıtalarımız da yine koyu renkli, gam metal renginde farklı olarak. Yan tarafta stopta şöyle bir Fiat detayı koymuşlar. Bu da hoş duruyor. Bu 1.6 dizel 120 beygir güç üreten bir makineye sahip. Bununla birlikte bu aracın fiyatı 210 bin lira. 100 bin lira 12 ay kredi kampanyasıyla da kullanabiliyorsunuz. Motor olarak 1.6 dizel multijet 120 beygir güç üretiyor. İçeride anlatacağım. Bu araçta farklı bir şey daha var. Onu da göstereceğim. Burada geri görüş kameramız yer alıyor. Bunu da ortaya konumlandırmışlar. Fena değil. Durduğu yer güzel. Cam fıskiyesini yukarı koymuşlar. Bu biraz daha gizli olsa güzel olabilirdi. Altta yine trekkinge özel eklentilerimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi simli koyu gri renginde. Bu bagajını açalım. Bagaj kapağımız biraz ağır. Şurası da birazcık kalın. Ondan dolayı biraz ağırlığı var. Onun haricinde genel anlamıyla geniş bir bagajı var. Buradaki malzeme plastik. İçi böyle hafiften boş ama kaliteli. Yine fena değil kalitesi. Güzel pandizotumuz var. 70 kilograma kadar yükleyebildiğini söylüyor pandizota. Şöyle ikiye katlayabiliyorsunuz. Bagajımız güzel. Genişliği güzel. Hacmi yeterli. Yanında şöyle oyuklarımız var. Şurada bir bardaklık gibi bir oyuk var. Yine o aynısından burada da var. Burada stop tertibatına ulaşabildiğimiz bir göz var. Burada bir oyuk var. Bu halısı falan güzel. Şu kancalar biraz açıkta duruyorlar işte. O da birazcık sıkıntı sadece. Eşiğine böyle plastik bir parça koymuşlar. Burası çizilmez. Bu da güzel. Kapak biraz ağır. Biraz da sert kapatmanız gerekiyor. Şöyle yandan devam edelim. İç mekana doğru geçelim. İçerideki farklılıkları anlatalım. Kapı kollarımız siyah tercih edilmiş. Kapıyı açtığımızda farklılıklar bizi karşılamaya başlıyorlar. Kapı üstlerimiz sert plastik, ticarilerin klasik geleneğidir. Ayna kumandalarını buraya koymuşlar. Bu araçta katlanır ayna var gördüğünüz gibi. Bu da trekkinge özel bir donanım. Buradaki kapı açma kolumuz da yine o dışarıdaki grimsi tonda. 4 cam otomatiğimiz var. Doblo'nun güzel bir artısı. Şu camlar otomatik olarak açılabiliyorlar. Kapı içi gözlerimiz genişçe güzel. Şurada da bir şişelik yer yapmışlar. Daha hoş. Burada
Bu aracı özel koltuk ısıtmalarımız var. Bu da güzel bir özellik. Trekking versiyonunda var olan. Koltuklarımız güzel. Şu yanları deri. Turuncu dikişler yine trekking'e özel. Buralar kumaş. Buraya da trekking donanımını yazmışlar. Turuncu dikişlerle güzel bir araç olmuş. Güzel bir detay olmuş. Yanında airbag'lerimiz mevcut. Burada yine o gri parçalar devam ediyorlar. Sert plastik bir parça. Üst tarafta yine sert ama dokusu güzel bir kaplama. Deri bir direksiyonumuz var. İçeri doğru geçelim yavaş yavaş. Deri bir direksiyonumuz var. Direksiyonun şekli, yapısı ve dokusu güzel. Bu derinin uzun vadede nasıl hissettireceğini bilemiyorum ama şimdilik yumuşak ve kaliteli bir derisi var. Kadranlarımız Fiat'ın yıllardır kullandığı kadranlar. Sadece yazı fontu değişmiş durumda. Vites topuzumuz da öyle. Bu sefer turuncu detaylar eklenmiş. 6 ileri manuelli şanzımanımız var. Burada bozuk para gözlerimiz ve bir oyuğumuz var. Otomatik bir klimamız var. Burada tuş kontrollerimiz var. İşte bu aracı diğerlerinden, diğer Doblo'lardan ayıran özelliği Traction Plus özelliğiyle çekişi arttırıyor. Bozuk yol koşullarında ESP'yi ayarlayarak daha iyi gitmenizi sağlıyor. Bir nevi arazi modu gibi. Onun haricinde burada 7 inçlik bir dokunmatik ekranımız var. Bu da yine bu trekking'e özel. Şöyle inşallah ses açık gelmez de telif yemeyiz. Şifreyi girin diyor. Şifre yok bizde. Buraya güzel oturtulmuş. Sonradan yapılmış gibi dursa da güzel oturtulmuş. Kapatalım şöyle. Buraya bir USB koymuşlar. Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay mevcut bu araçta. Bu da güzel. Yukarıda şöyle ufak bir aynayla arkayı görmemizi sağlamışlar. Üstte ufak bir oyuk koymuşlar. Bu da güzel. Bu araç önceki Doblo'larda yoktu. Bu araçta var. Şöyle üstte bir gözümüz var. Ticarilerin güzel donanımlarından. Makyaj aynalarımızda şey yok. Makyaj aynamız sürücü de yok. Yolcu da var. Işık da yok. İşte Doblo'nun yıllardır gelen kötü huylarından bir tanesi. Torpidosu yani geniş. Işık ve soğutma göremiyorum ama açılıp kapanma hissiyatı güzel. Şöyle aşağı doğru indiğimizde şurada bardaklığı var. Şurada bir 12 voltu var. Bir de şu arkada bir bardaklığı var. Kol dayaması koltukla bütünleşik durumda. Ama konumu güzel. Vitese direkt yetişebiliyorsunuz böyle. O anlamdan güzel. Otomatik far var bu araçta. Şöyle göstereyim. Otomatik silecek de mevcut. Donanım anlamında yeterli bir araç. Fiyatını düşündüğünüz zaman uygun bir araç. Alınabilir bir araç. Şu arkasına doğru geçelim yavaşça. Arka kapıları hafif, kolay açılıp kapanıyorlar. Tabii sıfır bir araç. Poşetleri üzerinde. Hadi ilanı koyun. Kapı açıklığı falan güzel. İniş binişlere bakalım. Gayet kolay bir şekilde inip binebiliyoruz. Yere çok basmayalım. Sonuçta paspas yok. Diz mesafesi 4 parmaktan biraz fazla. Bir karışa yakın bir diz mesafesi var. Baş mesafesini konuşmamıza gerek yok. Baş mesafesi bayağı iyi. Ortada bir şaft tüneli olmadığı için 3. yolcu oturabilir. Aşağıda bir Type-C mi? Yok. Normal USB çıkışımız var. Bu da güzel. Koltuklar birazcık dik ama oturması keyifli. Rahat oturuyorsunuz koltuklarda. Bir tık şunları yukarı kaldırmanız gerekiyor. Sırtınıza batıyor. Şöyle arkadan öne genel bir bakış atalım. Böyle genel hatlarıyla bir Doblo Trekking'e bakış yaptık. Kapı içlerine bakalım bir. İsterseniz onu da unuttuk. Şöyle cam otomatiklerimiz var. Ufak kol koymalık bir yer var. Burası deri kaplı, yumuşak. O güzel. Bir de ufak bir bardaklık gibi bir göz var. Şöyle açalım. Şöyle bir trik var bu arada, onu da söyleyeyim. Kapı böyle kapanmaz. Şöyle serbest bırakıp kapatmanız gerekiyor. Evet, böyle genel anlamıyla Doblo Trekking'e bakış attık. Sizce bu araç nasıl olmuş? Siz bu aracı nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. 210 bin liraya bir araç alacak olsanız ticari bir otomobil olan Doblo Trekking'i düşünür müydünüz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.